Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TradingView'de kendi stratejimize uyan coinleri tarayıp Binance borsasına emir olarak göndermeyi göreceğiz baştan sona. O yüzden şimdi ben videonun altına iki tane program linki bırakacağım. O programları indirmek zorundayız. O programları indirin ve videoya devam edelim. Bu programların isimleri Putty ve FileZilla. Şimdi ilk önce yapmamız gereken Binance'e girip kendimize bir tane API hesabı açmak. Ee, API açmayı göstermeme gerek yok. Yüzlerce videosu var. Fakat API açtıktan sonra şuradaki kutunun başında bir tik varsa kaldırın. Çünkü güvenlik önlemlerine takılıyor. Ve API açtıktan sonra da şuradaki API key ve secret key'i bir yere kaydedin ve spot ve margin alım satımını etkinleştir e, kutusunu işaretleyin. Vadeli işlemler yapacaksanız ona göre de bir kod yazacaksınız. İsterseniz bunu da etkinleştirebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacağım sistem spot için. TradingView'e geldim. Hatta ilk önce Amazon Web Services'a gelelim. Amazon Web Services'e kayıt oluyoruz. Kayıt olma işlemi zaten çok basit olduğu için yine oralara geçiyorum. Kayıt olduktan sonra ilk önce yapmamız gereken önemli bir şey var. Sağ üstte benim kullanıcı adım gözüküyor. Burada da şehirler var. Burada siz açtığınızda hesabınızı standart olarak Amerika'dan bir hesap açılmış olabilir. O yüzden siz burada Avrupa'yı seçmenize fayda var. Çünkü Amerika'dan atılan istekleri Binance kabul etmiyor. Sunucumuzun bölgesini Avrupa olarak seçeceğiz. Ben Stockholm olarak seçtim. Geldim şuradan EC2'ye tıklıyorum. Eğer sizin burada geçmiş ziyaret ettiğiniz bir şey yoksa gözükmeyebilir. Arama kısmına EC2 yazıyorum. İlk çıkana tıklıyorum. Instance'a tıklıyorum. Ben zaten daha önceki denemelerim için oluşturduğum birkaç sonucu vardı. Bunları hep siliyorum. Şu an yine silme aşamasında olan bir tane var. Sizde burası boş olarak gelecek. Launch instance diyorum. Burada bir tane isim vereceğim. Only Trading View Scanner diyelim. Daha sonra bunu seçtikten sonra ücretsiz olanlara seçmeyi tercih edeceğim. Burada ben şu ikinci sıradakini kullanıyorum. İsmine dikkat edin. Zaten burada da kaç saat vesaire izin verdiğine dair bilgiler mevcut. Bunları okumanızda fayda var. Şimdi geldim bir tane kendime şifreleme dosyası oluşturacağım. Create new diyorum. Buraya TV Scanner diyelim. PPK dosyası olarak alacağım. Çünkü ben PuTTY programıyla bağlanacağım sunucuya. Create Key pair diyorum ve bunu indirdi. Şimdi ben bunu şöyle kodlarımın bulunduğu yere atıyorum. Şimdilik burada dursun. Aşağı iniyorum. HTTP izinlerine de trafiklerine de izin ver diyorum. Launch Instance diyorum. Instance'a tıklıyorum şimdilik pending modunda yani benim sunucum şu an hazırlanıyor. Running'e geçince diyecektim running oldu zaten Sonucum çalışmaya başladı. Şimdi gelelim kodlarımıza. Python ile yazdığımız bir flask application var. Bu flask uygulamasında ben gelen post isteklerini parçalıyorum ve hem Telegram'a hem Binance'e uygun bir şekilde düzenleyip emir olarak gönderiyorum. Zaten kodları da yükleyeceğim, görebileceksiniz, okuyup anlayacağınızı düşünüyorum. E, kodlar bu kadar, çok fazla uzun bir kod yok. Hata yıklamaları falan da ekledim. E, şimdi kodlarımı ben ilk önce yapmam gereken şey, kodlarımı yüklemem gerekiyor. Filezilla uygulamasına giriyorum. Yeni sürümle şu an işim yok. Şuradaki sunucu adlı yere public ipv4dns kısmındaki adresi yapıştırıyorum. Hatta şöyle yapalım. Ben buradan yapamayacağım bunu çünkü ben anahtar dosyayla giriş yapacağım. Dosya site yöneticisi diyorum. Yeni site ekle diyorum. Hatta şunu silelim. Yeni site diyorum. Scanner order diyelim. İletişim kuralına SFTP seçiyorum. Sunucuya kopyaladığım adresi yapıştırıyorum. Oturum açma türü anahtar dosyası diyorum. Anahtar dosyasına göz atıyorum. Benim buraya indirmiştim ya. O dosyayı alıyorum. Ekliyorum. Kullanıcı adıma da ec2-user diyorum. Bağlantı kur diyorum. İzin verelim. Şimdi benim sunucumun içerisindeki dosyalar bunlar. Hemen buradan şu iki dosyayı pardon ppk uzantılı değil pay uzantılı ve txt uzantılı dosyaları buraya gönderiyorum. Şimdi bunlar yükleniyor buraya. Evet klasörler listelendi dedikten sonra yapmam gereken şey artık putty ile bu programı çalışabilir hale getirmem gerekiyor. Putty'yi açıyorum. Ben yine anahtar dosyayla gireceğim için aşağıdan ssh diye bir yer var. Onu tıklayıp out'a tıklıyorum. Browse dedim. Yine benim ppk uzantılı dosyamı seçiyorum. Bu işlemleri sadece bir kere yapıyoruz. O yüzden e, tek bir video olsun istedim ve uzun bir video olabilir. E, hostname yazan yere yine buradaki adresi kopyalıyorum. Yapıştırdım. Bir isimle kaydedelim yine bunu. Scanner Orderer diye. Hani bir kez daha sürekli girmeyelim. Save dedim. Artık Scanner Orderer'a ben çift tıklayınca giriş yapabileceğim. Kabul ettim. Yine User olarak giriş yapıyoruz. EC2 User bizim kullanıcı adımız. Şimdi ben LS yazarak sunucumdaki dosyalara bakın şu iki dosyayı görebiliyorum. Peki ben buraya gelip ilk önce ee, kütüphanelerimi kurmam gerekiyor. Fakat biz TradingView'de alarm kurarken 80 portuna ee, izin verdiği için sadece Yönetici olarak giriş yapmamız gerekiyor. Bu yüzden sudo su diyorum ve artık bakın root bir e, kullanıcıya dönüştü bu e, terminal. Geleceğim bunun içerisinde ben e, gerekli olan kütüphaneleri kuracağım. pip3 install tr requirements txt diyerek benim şu requirements.txt içerisindeki kütüphanelerimi kurmaya başlıyor. Evet kurdu. Herhangi bir hata almadım. Şimdi yapmam gereken şey şu. Screen diyorum. Artık neden screen yazdım? Çünkü burada çalıştıracağım komutu bir daha bu termini kapatsam bile aktif olarak çalışmasını istediğim için. Python 3 app.py yazıyorum. Evet benim server'ım çalışmaya başladı. 80 numaralı portum aktifmiş. Bunu ctrl a ve d'ye aynı anda basıp e, screen olarak kaydediyorum. Ve bu terminali kapattığımda oturumum kapanmıyor. Ve artık bu flask aplikasyonu sürekli çalışmaya başlıyor. Şimdi ben bu flask aplikasyonuna... Bir JSON veri gönderiyormuşum ve bunun içerisinde tabi bu tarz veriler oluyormuş. Bu verileri parçalayıp şunlara eşitliyor. Ve bunlara göre hem emir olarak dağıtıyor hem de Telegram fonksiyonunda gönderiyor ki benim Telegram'ıma da mesaj atsın istiyorum ben tabi bu arada. Tabi bu JSON dosyası da aslında bu. Yani bizim body olarak gönderdiğimiz veriler bunlar. Şimdi geldim. Trading e. Ben bu verileri nasıl göndereceğim ona bakacağız. Bir sistemimiz var burada. Daha doğrusu bir şablon var. Alarm şablonu ve ee, sinyal şablonu diye. Zaten ben buraya API key, secret key, Telegram token, Telegram ID ve adet olarak vesaire girdim. Şunu da artık kapatayım. Bakın ayarlara tıkladığımda da zaten siz Binance API key'inizi, secret key'inizi, Telegram bot token'inizi, chat ID'nizi ve adetinizi buradan girebileceksiniz. Hiçbir problem yok. Fakat ben video hızlıca ilerlesin diye e, buralara e, direkt sinyal versin e, diye basit şartlar yazdım. Bunun üstüne zaten konuşacağız. Bizim şimdi bizim için önemli olan şu an bu kodların okunması. Ben şimdi al şartı yazmışım RSI büyüktür. Yazalım bunu. Büyüktür 0. Sat şartı da küçüktür 0 olsun. Yani şu an RSI sürekli 10'dan büyük olacağı için, 0'dan büyük olacağı için e, her alarm tetiklendiğinde al emri gitsin. E, istiyorum ben video içerisinde olduğum için. Peki burada RSI sinyal diye bir şey var. Neden ben böyle bir şey yaptım? Sebebi de şu. tradingview bize e, 40 adet request e, fonksiyonu kullanmamıza izin veriyor. Yani 40'tan fazla kullanamıyoruz. Fakat e, ee, şöyle bir şey var. Ben hem al şartlarını hem sat şartlarını görebilmem için e, al e, verisi için de request etmem gerekiyor. Sat verisi için de request etmem gerekiyor. Fakat ben bunu şöyle bir hale getirdim. Al ise kapanış değerini getir. Sat ise kapanış değerinin negatif yani eksi bir ile çarpılmışını getir. Eğer ikisi de yoksa sıfır değer olarak getir dedim. Bu bana tek bir istekle al konumunda mı sat konumunda mı yoksa iki konumda olup olmadığını getirebiliyor. Bunda aşağıda alarm tetikle diye bir fonksiyon yazdım. Bu alarm mesajı JSON'da şu. Aslında bunu dönüştürüyor orada. Zaten bu kodları okuyup anlayacaksınız işte durumu falan getiriyor. Durum diye benim bir değerim var. Bu durum al durumunda mı sat durumunda mı onu gösterecek. Request.security'i biliyorsunuz. Sembol değerini de biliyorsunuz. Zaten aşağıda alarm tetikle. sembol 1 dediğimde sembol 1'e girilen e, coin'e girecek ve RSI sinyal adlı Parametreyi işlemeye başlayacak. Peki bu RSI sinyal adı parametre neymiş? Ben sinyal değişkenine atama yapıyormuşum. RSI sinyali. RSI sinyal neymiş? Buradaki kapanış değerinin pozitifliği veya negatifliğini bana getiriyormuş. Peki ben artık durumu anladım. Buraya TRX USDT yazacağım. Şu anki açık olan grafikteki zaman aralığında tarama yapacak, istek atacak ve benim buradaki RSI sinyal değerimi ne olduğunu bana getirecek. Peki Mesaj eşittir demişim. Durum büyüktür sıfırsa yani kapanış değerlerini bana getiriyor ya kapanış değeri pozitifse demek ki al konumundadır. Eğer değilse kapanış sıfırdan küçükse sel konumundaymış. İkisi de değilse herhangi bir konumda değilmiş diye ben bir de mesaj içeriği oluşturdum. Şimdi geldim burada bir if kümesi ee, koydum. If durum eşit değildir sıfıra yani... Al veya satta da değilse Daha doğrusu Değilsenin değilsesi diye düşebilirsiniz. Al veya sat konumundaysa Ve sembol uzunluğu Birden büyükse Yani ben burada örnek veriyorum Sembol 2 de yazabilirim Mesela Sembol 2 yazdım ya ama Ayarlarda sembol 2'ye bir şey girmedim Bu sefer ne olacak e, Boş bir şey tarama isteği gönderecek Ve zaman alacak Bu da şuna demek oluyor eğer sembol uzunluğu 2'den büyükse e, hiç alarm göndermeye vesaire uğraşma. Bunun da e, fonksiyonunu bu şekilde yazdık. Alarm mesajı JSON'da girdim. Zaten bu JSON aslında şuradaki verinin e, Pinescript'te yazılmış hali, uzun uzun yazılmış hali verileri parçalayıp koydum. Zaten burada e, süslü parantezlerden, virgüllerden, ayraçlardan neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Daha sonra alert, hop pardon alert var burada. Alert fonksiyonu çağırdım ve dedim ki benim mesajım alarm mesajı JSON olsun ve free de yani tetiklenme anı da mum kapandığında olsun dedim. Yani bu şablon ile siz ve aynı şekilde şu şablonu da kullanırsınız bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu iki şablonu birbirine entegre ederek siz 40 coin'in hem long hem short hem buy hem sell hem al hem sat şartlarını aynı anda veri olarak getirip işleyebiliyorsunuz. Şimdi pardon tekrar geri tuşuna basıyorum alışkanlıktan. Şimdi geldik buraya. Ben şimdilik sadece bir adet alarm tetikle fonksiyon çalıştırdım. Yani siz bunu şöyle çoğaltıp işte 4 tane coin'e de işte 5 tane coin'e de sallıyorum veya 40 coin'e birden de alarm taraması yaptırıp emirlerinizi göndertirebilirsiniz. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi artık geldik deneme aşamasına. Deneme aşaması nasıl olacak? Şöyle. Ben Binance'a giriyorum. API hesabımı oluşturmuştum ya. Spot'a geldim. Hemen şuraya TRX USDT diyelim. Şu an hesabımda 45 dolar para var. Şuraya bir 10 dolardan aşağıya emir gönderemeyeceğim için bakın 145.1 adet TRX emri göndermem gerekiyormuş. Ben geldim buraya tabii siz bunu isterseniz fonksiyonel olarak 10.5 bölü TRX fiyatı yazıp ona göre adetsel miktarda emir göndermesini de sağlayabilirsiniz. Buradakilerin hepsi aslında bir şablon neyi nasıl yapacağınızı görün. Gerisi size kalmış hayal gününüzü ne kadar genişletirseniz ona göre işlemler yaptırabilirsiniz. Şimdi ben geldim 145 yazıyor ya işimi garantiye alayım 150 yapsam ne kadar oluyor? İşte 30 cent fazla oluyor işlemi açmakta bir sıkıntı olmaz güzel. Bir de bu bu arada market fiyattan emir gönderiyor. Çünkü siz limit olarak gönderdiğinizde takibi zorlaşabilir vesaire zaten çoğu bu tarz aracı kurumlarında kullandığı sistem marketten emir gönderir bilginiz olsun. Evet geldik tarama işlemini nasıl yapılacağını zaten taramanın nasıl yapılacağını biliyoruz. Sembollerimizi buradan gireceğiz ve ona göre ayarlamalarımızı yapacağız. Sembol 1, sembol 2, sembol 3, sembol 4 diyor. Ben 3 tane sembolü yapalım. Ee, hatta şöyle yapalım. Direkt TRX'e göre yapalım biz bunu. Ondan sonra siz çoğaltmak istediğinizde adet verisini buradan farklı bir şekilde parçalayabilirsiniz. Şimdilik bu kodu ben kaydediyorum. Derleniyor diyor. Kaydettikten sonra Şuradan, hatta kapatalım. Grafiğe eklediğim, şu an 10 saniyelik grafikler diyeyim. Bu arada bu sistemi kullanabilmeniz için TradingView'de ücretli bir hesabınızın olması gerekiyor. TradingView için referans kodumu da ve linkini de aşağıya bırakacağım. Siz burada sadece bir alarmla 40 tane coin tanıması yapabileceksiniz. Yani özel olarak 20 tane falan alarm kurma hakkınızı kurcalamanıza hiç gerek kalmayacak. Bilginiz olsun. Şimdi alarm dedik ne dedim? Yani TRX USDT'de alarm gelince al demiş olacağım. Grafiğe ekledim. Ayarlara geldim. Ben buraya Binance API keyimi yazacağım. Şimdi şuradan kopyalıyorum. Tamam dedim. Secret key'imi yazacağım. Tamam dedim. Telegram bot token. Ben Telegram'da ee, bu botu bir tane denemeler 54-54 diye bir grup açtım. Ona ekledim. Ee, bunu da eğer bir halka açık bir gruba veya kanala eklemişseniz botunuzu başına et işareti koyarak yazabiliyorsunuz buraya. Ama private yani kendinize attıracaksanız mesajı kendi ID'nizi yazacaksınız. Yani et Ahmet veya et only Fibonacci gibi değil de kendi kullanıcı ID'nizi alacaksınız. Onunla ilgili zaten videolarda mevcut. Adede de 150 yazalım. Sembole de trxusdt diyelim. Tamam diyelim. Şimdi hatta trx'in fiyatına yakın başka bir coin var mı? Ona da bakalım. Mesela trx 0.006 ya. 0.06'ymış. Adana'ya kadar 0.25, her neyse TRX de deneyelim daha sonra siz bunu farklı şekilde de denersiniz. Geldim buraya oluşturdum 3 noktaya tıklıyorum alert için alarm ekle dedim herhangi bir alert fonksiyonu çağrısı olduğunda zaten diyor bu alarm ismini siz değiştirebilirsiniz ben değiştirmiyorum. Bildirimler açılan pencerede göster diyorum. Buna gerek yok. Şimdi buradaki webhook URL'i. Geldim şuraya bu linki kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. HTTP ekliyorum başına. Oluştur diyorum. Bakalım alarmlara geldi. 10 saniyede bir bu alarm tetiklenecek ve bana emir olarak gelecek mi izleyelim. 10 saniyelik grafik kastığı için mi sanırım? Evet. Alarm geldi. Bakın. Telegram'dan da bana mesaj geldi. 150 adet alındı diye. Hemen şuradan alım satım geçmişine bakalım. 150 adet ben TRX USDT e almışım. 13.40'da. Alarmın geldiği saniyede hemen 13.39'da 13.40'da bana tekrar geliyor şu an. Neden? Çünkü RSI büyüktür 0 dedik. İkinci, üçüncü alarmla tetiklendi. 3 kere al yaptı ve bana 3 kere buying mesajını gönderdi. Dördüncüyü de alabilecek sanırım. Hesapta o kadar para olması lazım. Evet dördüncü emri de gönderdi. Binance'a bakıyorum. E, Telegram'a bakıyorum. Mesaj gelmiş. Binance'de de gelmiş. Bundan sonra alarm gelse bile almayacak. Neden? Çünkü benim artık hesapta 3 dolar kaldı. Peki. Şimdi bunu silelim. Hemen elimdekileri satması için şöyle yapacağım. Ee, al fonksiyonunda hatta şöyle yapalım, direkt e, şuradan sel emri gönderelim. Kaç tane? 150 kere 4, 600, 600 tane almıştık TRX usdt Şu linkimizi de yapıştıralım. Send dedim. Evet, success diye dönüyor zaten. Hemen Telegram'a bakalım. 200 mü gönderdik? Sat 200 tane satmışız. 600 yazmamış. Pardon price'a e 600 yazmışım. Quantity'ye 600 yazacaktım. Elimde kaldı 400 tane. 400 gönderelim. Tamam. Şimdi bakalım. Evet 400 tane de sattım. Param yerine geldi. Bakıyorum Telegram'a da bu sefer 400 tane emir de gelmiş. Buradaki price değişkenini ben kullanmadım. Siz buradan isterseniz price'ı Telegram'ınıza mesaj olarak da gönderebilirsiniz. İşte şu fiyattayken sinyal geldi gibi şeyler yapabilirsiniz şimdi de başka bir coin'de deneyelim. Hatta iki coin'de deneyelim. Kendisi tarama olduğu anlaşılsın. TRX'e yakın fiyatta coinler arıyorum. Çünkü adet değişkenini ben özelleştirmedim. Siz onu özelleştireceksiniz. Binance USDT diyelim. Son fiyatları birbirine yakın olanlara bakalım. Şöyle XRP ve KNC USDT. Tamam. Ben şimdi geleyim. Şunu XRP USDT diyelim. Sonra KNC USDT diyelim. Şunu şey yapalım. KNC USDT Binance'te var mı? Varmış tamam. Yani illa Binance olmasına gerek yok buradaki borsa önekinde ama Binance'teki fiyatlara göre tarama yaparsanız sizin için daha iyi olur. Tamam. Şimdi ben bunlar ortalama 50 cent. Hani 48 cent ve 47 cent. Kaç tane alırsam e, şey olur. 25 tane alırsam muhtemelen ikisini de alabilirim. O yüzden geldim. Şuradaki adet sayısına 25 yazdım. Tamam dedim. Alarm kuracağım şimdi. Alarm ekle. Alarm ismi neyse kalsın hadi. XRP ve neydi? KNC miydi? Önemli değil. Oluşturdum alarmımı. Artık alarmı daha önce oluşturduğum için bildirimlerdeki adresi düzenlememek gerek yok. 10 saniyelik grafikte alarm oluşmuş. Alarm tetiklendi. XRP, USDT 25 tane alınabildi diyor. KNC'yi neden 25 tane alamadık? Ona bakalım. Heh, şimdi de KNC'nin isteği düştü sanırım. XRP'yi aldı. Evet hatayı buldum. Çünkü biz sadece sembol 1 için. Evet bu hataları videodan silmeyeceğim. Silmeyeceğim. Çünkü bu hataları siz de alacaksınız. Dalgınlığınıza denk gelecek vesaire. Bakın neden XRP için sinyal atıyor sadece? Çünkü ben e, ikinci sembol için sinyal atmasını istemedim. Şimdi bu alarmı silelim. Bu alarmı silelim. Sembol 2 için de artık tarama yaptırma emrini ben buna verdim. Şimdi elimdeki TRX'leri satacağım. Kaç tane almışım? 1, 2, 3, 75 tane. Hemen şuradan XRP'leri şöyle 75 tane direkt tek seferde gönderelim. Onunla uğraşmayalım. Send diyelim. Hemen tekrar bakalım. Evet selling 75. Okey. Şimdi hem sembol 1 hem sembol 2 için ben artık alarm gönderebileceğim. Kaydet diyorum. Kaydedildi. Geldim. Ayarlarım okey. XRP, USDT bunlar okey. 25'er adet alacağım. Okey. Geldim. Alarm ekle. Bildirimlere bakıyorum. adresimi zaten bir kere yazınca değiştirmedikçe hep burada kalıyor ama siz yine de kontrol edin. Tamam. Gelelim. XRP, KNC, Binance. Oluştur diyelim. Şu an 10 saniyelik grafiklerde bakın hem XRP hem KNC için sinyal geldi. Çünkü benim sinyalim RSI büyüktür 0 idi. Yani bu şablona siz odaklanmayın. Siz buradaki al ve sat şartlarını kendinize göre oluşturun. Şunu bir durduralım. Şunu bir durduralım. Bakın 2 tane XRP için 2 tane KNC için alarm geldi. Çünkü iki coin'de de RSI 0'dan büyüktü. Bakalım. Nerede? En son 75 tane sattık. XRP alındı 25 tane. KNC alındı 25 tane. XRP alındı 25 tane. KNC alındı 25 tane. Peki Binance'a bakalım. Doğru mu? Şöyle bir yenileyelim. XRP alındı 25 tane, KNC alındı 25 tane, XRP alındı 25 tane fakat diğer KNC yazmıyor. Fakat buraya mesaj olarak düşmüş. Buradaki hata kontrol mekanizmasını da ayarlayabilirsiniz. Ee, telegram'a mesaj attırmayabilirsiniz. Ben direkt sinyal gelince Telegram'a at diyorum. Neden almadı? Çünkü para bitti. O yüzden almadı. Siz ona göre de bir sistem, bir yöntem uydurabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, i̇şin sonunda... Trading view'de tarama yapabilmeyi ve bu taramadan gelen hisselerin, coinlerin, enstrümanların isimlerini Telegram'a en azından mesaj olarak gönderebilmeyi, Binance'e emir olarak gönderebilmeyi gördük. Ee, ve aynı zamanda şu şablonun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ee, al ise kapanış değerini pozitif getir, sat ise negatif getir, değilse sıfır getir ve bunu artık uyarla bir şey yap. Bu sayede 20 coin'i hem al hem sat yapmak yerine, 40 tane coin'i birden almış hat mı diye sorgulayabiliyoruz. Bu mantık üzerinden siz daha farklı mantıklar ortaya çıkartabilirsiniz. Bakın videoda ben de şimdi fark ettim. Elimde adet olmadıkça da Telegram'a mesaj gönderilebiliyormuş. Fakat bu hata kontrol mekanizmasını siz kendiniz düzenleyebilirsiniz. Telegram'a hiç mesaj attırmayabilirsiniz vesaire vesaire veya buradan dönen e, emrin e, return değerini kontrol edip e, eğer okeyse de gönderebilirsiniz gibi 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 gibi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana göre kanalımdaki şu an en değerli ve en önemli video olacak bu. Diğer videolarda görüşmek üzere.